Antika maşallah. Nerenin kabuğu bu ya? Buranın asabı. Değil mi? Buranın. Asabı yok galiba. Size bugünkü istifademi okuyayım mı size? Hem kabın yedikti şu masamdaki defteri getireyim. Kabın yiyin. Gelin. Sizin benim yemem bakmayın. Ben yerim gene. Size bunu okumam çok faydalı olacak. Tefekkür. Tefekkür. Tefekkür bir yöntemdir. Netice değildir. Bir sistemdir. Kafirde tefekkür yoktur. Kafirde düşünce vardır. Tefekkür müminlerde olur. Neye benzer? Huzur kafirde yoktur. Onda sevinç vardır onlarda. Yani sevinç şu. Derdi olan bir insan içki içerek mutlu olmak istiyor. İçki ne yapıyor? Mutluluk mu veriyor? Hayır. Derdini unutuyor. İşte ehli dünya kaçışı olan bu sefaat ve içki gibi şeyler mutluluk zannediyor. Yani o derdini hissetmese mutlu oluyor. Mutluluk oysa çalışın yap. Ne? Yap. Şimdi bak içki bunu örtüyor. Mesela adamın derdi var. Kanser içki içerek unutuyor. Unutunca kanser kalktı mı? Yok. Ona diyorlar mutluluk. Unutmayın. Huzur hazır olan zattan ortaya çıkandır bize. Onun için şey de yok. Mesela tefekkür ehli huzurludur. Huzur nedir? Şöyle düşünün. Mesela güneşten foton gelir. Paket. Maddeye çarptığı zaman ısı, ışık ve renk ortaya çıkıyor. Tamam mı? Mesela bir ses duydun. Kadın sesi, erkek sesi veya bir şey. İçinde onun fikriyatı var, kalbi var. Her şeyi var. Demek o bir paket. İman da böyle. İman netice değil. İmanın içeriği Allah'tır. Mesela iman ettin, Allah'ı içine aldın. Tabiri caizse. Film seyrettin, filmde oynayanları içeriğine aldın. İçeride o oynayacak. İçeriği kimi aldınsa, o içeride aktif olacak. Mesela diyor ki, bakıyorum, huzur ehli Rabbinin icraatından memnun olandır. Huzur memnune talidir. Her şeyi kaybetsen bile Rabbini merkezine koyduğun için yine huzurlusun. Eğer bunun tersi ise her şeyi sahip olsan bile yine mutsuzsun. Allah Celle Celaluhu huzuru yalnız müminlere vermiş. Ella bi zikrillahi tekmenü kulub var ya. Huzur da Allah'ın Celle Celaluhu seviyesinin göstergesidir yani. Sekinet sabah ve ikindi namazından sonra şey iniyor ya. Sekinet de dairevi ders yapıyoruz. O zaman sekinet iner. Yani dairevi şeyde. Huzur hazırdan geldiği için, Allah hazır olduğu için sende huzur olur. Onlardaki sevinç işte. Biraz önce içkiyle anlattım. Onlarda huzur yok. Sevinç var. Yani unutma hali var derdine. Ona şey dermiş. Huzur demiş. Hayır. Allah, o zaman kendinden bile memnun olursun huzur varsa. Kendinden insan memnun olur. Kendinden nefret etmez yani. Onun alameti nedir? Yerinde duramaz, of pop çeker. Yani oraya buraya atlar, oraya buraya saldırır. TV sona kadar çağırır, agresif olur. Bağırır, çağırır. Asabiliğin ifratı da odur. Her şeyin ifratı şeytandan tefriti nefse emmarede. Ne demektir o? Mesela hırsı söyleyeyim. Hırsın ifratı nedir? Onda olmasın da bende de olmasın. İfrat. Tefriti onda olmasın bende olsun. Vasat onda da olsun bende de olsun. Öfke o olmasın da bende olmasın. Tefriti ben olayım o olmasın. İkisi olsun vasat. Şimdi insan huzur Allah'a İmanla Allah hazır oldu mu? Sen de huzur olur. Bu sefer kendine memnun olursun. Asude yaşarsın.
Yani memnun olursun. Hastalıktan, kanserden, her şeyden memnuniyetle. Hatta zevk alırsın. Allah nimet vermiş, o zevk, o nimetlerden zevk alamaz duruma gelir. Ama sen hastalıktan bile ya Rabbi sana hamd olsun. İyi ki nefes alıyorum. Mesela der ki yoruldum. Demek ki yapacak işim var. Mesela kardeşim damarına bastı. İyi ki onunla ben bu sebebi kazandım. Veya o iyi ki var diyor. O zaman kendinden bile memnun olursun. Tersi olursan tüm dünya senin olsa yine memnun olamazsın. Huzurlu olamazsın. Allah senden memnunsa alameti ne biliyor musun? Sen de Allah'tan ve Allah'ın icraatı olan sana yaptığı muamelede memnun olursun. İsyan etmezsin. Allah senden memnun olduğunun alameti sendeki memnuniyet halidir. Allah senden razıysa sendeki rıza halidir. Rıza. Dört tane şey risalede şey olmuştuk, bulmuştuk öyle. İnsanın huzurlu olması için. Nedir o? Teslim, tevekkül, kanaat, İtimat. Allah'a bu. Şimdi bunu da şey yapayım, ondan sonra ben de yerim. Allah sende memnunsa sende de memnuniyet ve rıza hali tezahür eder. Şu halinle de memnun ve Rabbine meşgul olursun. Şu mesela haline de elhamdülillah dersin. Allah üzerine sekinet indirir. Sekine var ya bizde Cevşen'de. Düşün ki çok servetin var ama iç huzurun yok. Ve veis, vahşet ve kimsesizlik, kimsesizliğin çaresi varsa sende. Bütün her şey var sende. Yeis, şeyde söylüyor, 24. sözde. Yeis, vahşet, dehşet varsa, kimsesizliğin çaresizliği içinde varsa, her şeyin olsa ne olur? Hastalıktan, musibetten korkan onu celbeder. Musibeti beklemek musibetten beterdir. Ha korona olacağım, ha olacağım. Olmaktan beter. Kalp krizini tespit etmişler böyle bu adamın sürecini. Bağlamışlar cihaza. Öyle çip mi ne takmışlar. Onu okuduğum için söylüyorum. Kalp krizinin %97'si kalp krizi geçireceğim. Kalp kriziyle alakalı videoları seyrettiği için. Kalp krizi haberlerini maşallah ne güzel çıktı yapısı var. Yani bundandır. Mesela tefekkür ettiğin şey cinsinden her şeyi nereye tefekkür ediyorsan tefekkür ona dönüşmektir. Orada var olmaktır. Tefekkür. Tefekkür ettiğin yere ve şeye dönüşmektir. O olmaktır veya ondan olmaktır. Maddenin, mevcudun içinde neler var ile bazı insanlar meşgul olurlar. Sen bak madde ne var? İşte bu ne, otun içinde ne var? Madde içinde ne var? Elektronun. Bunun ömrünü vermiş. Sen ise benim içimde ne var? Bununla meşgul ol. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a şey yaptım. Diyor ki yani dünya malını toplarken millet meşgulken sen ahiret şeyini topla. İnsanlar başkasıyla meşgul olurken yani kusurlarla meşgul. Sen kendi kusurlarla meşgul ol. Der ya. Tefekkür ünsiyeti haktır. Ne demek? Allah'ı hissetmek, fikretmek, mahsetmek, zevk etmek. Üffetten uzak olmak. Bu insan olma mayasıymış. Anne babasından doğan beşerdir. Tefekkürle kendisini kendisinden doğarsa bu insandır. Tefekkürle kendini mayalıyorsun. Sütün mayaladığın gibi. Tefekkür kendinden kendini doğurmaktır, berzahtır. Mevcudun arkasına geçip vücuda mazhar ve ayna olmaktır. Beşeriyetini fikretmek, hissetmek, mahsetmek ve zevk etmekle beşeriyetini mayalayıp insan olmak. Ünsiyet hak çok önemli bu tabir. Ulema kullanmış. Misalede pek bu yok. Ünsiyet var da ünsiyet hak. Allah ile böyle ünsiyetli içinde olmak. Yani devamlı ona yakın hissetmek. Çok acayip bir şey bu. Allah'ın verdiğidir bu. Kime veriyor? Teslim, tevekkül, itimat ve kanaat ehline veriyor. Dönüşmektir tefekkür. Tefekkür ettiğin yere var olmaktır. O olmaktır. Gel kavana gel.
ruhumuzu günahlardan temizlemekle Zat-ı Zülcelal'e ayna ve mirat olmaktır. Düşünceni düşüncene, bu da çok önemli. Düşünceni düşüncene, aklını aklına, tefekkür nedir bak. Düşünceni düşüncene, aklını aklına, kendini kendine mevzu etmektir. Kendini hariçte seyretmektir. Mevcudun arkasına taşınmaktır. Muhatab-ı ilahiye mazhar olmaktır. Rıza ilahinin alameti ve delili olmaktır. Herkese vermiyor Allah. Kendisine razı olana kendisini seyretme yetisi ve yetkisidir. Rabbinin kendisine ruhen yaklaşmana müsaade etmektir. Onaylanmaktır tefekkür. Kendine seyahat edebilmektir tefekkür. Farkındalığının fiilen bilmektir tefekkür. Farkındalığın. Son cümle. İnsanı berzah olmaktır. Enfusi alemine girmeye vesikadır. Allah'ı Celle Celal bilmeden tanımaya geçme vesilesidir. Allah'ı bilmek ayrı, tanımak ayrıdır. Allah'ı bilmenin tanımaya geçme vesilesidir. Bismillah. Karpuz versiniz mi? Hemen. Bak huzur müminlere Allah'ın özelliğidir. Mesela bir ses duydun. İçinde fikir varsa, içinde fikir senin fikrini, his varsa senin hisini, mana varsa senin mananı oynatıyor. Güneşten kopan, gönderilen foton, ısı ve ışık ortaya çıkıyor. Hangi videoyu da seyrediyorsan, oynayan o artistin ruhsal yapısını sana aktif oluyor, kopyala yapıştır oluyor. Nasıl ki iman ederek Allah'a içine aldığın gibi, videoda onu içine almaktır. Bu ne ya? Batılda da böyle değil mi? Batıl işte. Batıl da böyle. Efendim tamam. Tefekkür, düşünce alakası yok. Kafirde tefekkür yoktur. Kafirde düşünce vardır. Kafirde huzur yoktur. Huzur ella bi zikranet etmenin kuluptadır. Kafirde sevinç vardır. Nedir o? İşte bir daha söyledim, bir daha söyleyeyim. Mesela adamın derdi var yani. Yani şöyle. Ailevi bir sorunu var. İhanete uğramış. Bu onu kemiriyor düşünceyi. İçkiyle unutmak, işte buna huzur denmiş. Hayır. Unutma hali huzur mudur? Değil. Çözülmüş mü? Hayır. İşte Müslüman, yani farka bakın. O içkiyle veya sefaatle, hu'larla unutuyor, bastırıyor. Ama çözülmüyor. Müslüman, Allah ile onu çözüyor. Allah ile çözünce, Allah'ı merkeze koyduğu için, onda hazır oluyor Allah. Hazır olduğu için sende huzur oluyor. Birisi tefekkürle huzur buluyor, öbürü unutarak huzur. Zannediyor. Sevinç oluyor. Yani unutma. Evet. Müslüman'da unutma değil, çözülüyor. Neyle? Teslim. Bir. Bu büyüleyici. Büyüleyici senin tabirle neydi? Sen bir şey efsane. Efsane. Efsane İbrahim. Efsane dört kelime. Teslim. Teslim seleme demektir. Öyle ben teslim oldum değil. Teslim seleme. Doğru yaşamak. İslam. Teslim. Tevekkül. Allah ile düşünmek. Allah'a bellemek. Tevekkül. İtimat. İtimat. Yani Allah'ınım ben. Bu kainatta Allah'ın ne yaparsa ben ona itimat ediyorum. Hepsi doğrudur. İtimat. Kanaat. Sana yaptığı muameleye razı olmak. Peki Allah senden razı olduğunun alameti nedir?
rizadade olursun. Yani sen rıza ile olursun. Allah sende memnun mu? Nasıl anlarsın? Sen de memnun olursun mevcudatta. Yani olaylardan, ömrünün geçmesinden, bu kadar verdiği, servet verdiği. Allah'tan sen memnun olursan, ha Allah senden memnun demektir. Memnun olmanın özelliği, hani var ya, ilim oradan çıkarttım. 30. sözde söylüyor. Allah nasıl ilimle bu kainatı tanzim etti, donattı. Ben de evimi öyle yapıyorum. Evimi yaptığım gibi Allah da böyle yapıyor. Ben memnun oldum. Allah da memnun olsun. Dua ediliyor ya büyük. Allah'ın sende memnuniyeti, sende memnuniyet halidir. Allah senden rıza olması, razı olması sende rıza halidir. Yani tefekkürün, teslimiyetin en zirvesi, yani Ebu Bekir Sıdık Radıyallahu anh'a gözükmüş ya. Allah diye de ona, ben onun memnunum diye bak. Bitti o. Allah. Onun memnuniyeti Cenab-ı Hakk'ın memnuniyetine götürüyor. Gösteriyor. Sende tahayyül ediyor. Mesela huzur işte. Hazır olan zatın sendeki tesiridir. Mesela o üç defa olsun. Güneşten foton geliyor. İçinde güneş var. Küçük güneş. Aynaya vursa ortaya çıkıyor. Yaprağa vursa büyütüyor. Bilmem. Şimdi içinde güneş var. Şüphe yok onda. Kelamın içerisinde kişi var. Kişinin karakteri var. Fikriyatı, hissiyatı, kalbine. İmanın içerisinde de Allah var. Videoları da seyrettin. Hangi video varsa oynayan artistin haleti rüyesi var. O içeriye aldığın zaman rıza ile o içeride aktif oluyor. Allah'a sen de aktif olunca huzur olur. O film aktif olursa sen de derecene göre yeis, vahşet, dehşet, kimsesizlik haletleri olur. Kimsesizlik vahşeti var ya, kimsesizlik, Allah kimseyi kimsesiz etmesin. O 24. sözden söyledi. Yeisin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, erva habisenin izacatından, bu üçünün bütünlüğe bir gelirse dehşetinden. Ancak şununla kurtulabilirsin. Tefekkür böyle. Mesela bir tanesi vardı sabahlarda. Kalp krizi şey oldu. Kalbin içinde kasper var vesaire var. Ya dedi, vesvese mi yapıyorum dedi Hasan kardeş dedi, yaşlı benden. O adam çok zengin. Bilmiyorum kimseye faydası var mı? Bilmiyorum da öyle bereketsiz bir insan. Çok var ama sen dedi, kimsenin bir şey faydalandığını zannetmiyor. Ya dedi, ben dedi falanca Cevat abi kalp krizinden ölünce yani emsi aldım diyor. Cevat Bey diyor. Ben de diyor, bak şimdi inşallah bak. Ben de dedim yani korkuyorum, başladı bende kalp hastalığı diyor. Dün akşam diyordum, bu akşam için. Dün akşam. Diyor özel bir hemen hastane, hatta o doktorluk da tanına kaldırttık dedi. Şimdi arıyor beni. Bak her şey var, biliyor musun? Bu acayip bir şey ama bereketsiz insan, bereketi yok hiç. Yani bereketsiz, kimseye faydası yok. Kimsenin dua alacağını zannetmiyor. Neyse birisi hastasıyla aradı hiç. Dün akşam cihaza bağlanmış, şey yapmış, hiçbir şey yok. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Kalp krizi, kalp krizini bekleyenlerde olur. %98 bu. Bedensel çok az mesela. Mesela delilerde, Alzheimer'larda pek yok. Atlatıyorlar falan. Yani düşünceden uzak olan insanlarda pek olmaz bu. Düşünce celbediyor. Mesela kalp krizi geçireceğim demek, kalp krizi geçirmeye adaysın. Mesela fakirlikten korkan hadiste geçiyor. Fakir olur. Fakir olur. İle yanında servet olması değil. Aç, içi aç. Öyle bir hedefi var ki mevcuda göre korkunç mesafe var. Hedefi çok yüksek mevcuda. Onun için koç, sapancı olabilirsin. Ama onun öyle bir hedefi var ki dünya birincisi olayım diye. Türkiye birinciliği onu fakir etmiş, doyurmamış. Ama ötekisi bir nefes almayı bir devlet kabul eder. Bir nefes alma. Ne kadar sihattır. Mesela su içebilmek, tuvalet içip tuvalete gidebilmek. İbrahim Hakkı diyor ki, ondan sonra kalkayım. Sihatın alameti İbrahim Hakkı'dan okudum. Bir de Risale'nden harmanladım. Hepsini harmanladı, bak yapayım. Sihatın alameti şöyle diyor. Bir, iştahlayıp tuvalete gidebiliyor musun? Yürüyüp terleyebiliyor musun?
uyuyup uyanabiliyor musun? Ondan sonra sevip nefret edebiliyor musun? Ben şimdi müsaade şey yapabiliyorum. Diyor ki huzurlu olmanın, şey, sihatli olmanın. Tefekkür edebiliyor musun? Allah'ın nimetini kullarınla paylaşabiliyor musun? Kendi bedensel yapını, sistemini üçe ayırabiliyor musun? Beşeriyetin, ubudiyetim ve vazife darlığım. Ondan sonra hizmette hissem var hizmette maddi ve manevi. En önemlisi de Allah ve ahiretle ümitli misin? İbrahim Hakkı değil mi var? Sevip nefret edebiliyor musun? Kafiri nefret, Müslümanı sevme. Yürüyüp terleyebiliyor musun? İştahlı yiyip tuvalete gidebiliyor musun? Terleyebiliyor musun? Bir başkasını söyleyeyim benim tespitim. Gece mesela hepinize 10 saniye veriyorum. 10 saniye. Saat 2-13 geçiyor. Çok sıkıldın ama çok. Mutlaka birisini arayacaksın. Rahatça arayabileceğim bir dostum var mı? 15 saniye veriyorum. Kim aklınıza geliyor? Demenize gerek yok. Ha. O zaman onunla dostluğun çapını geliştirir. Nasıl yapardı Allah Resulü? Davet ederdi, davetine icabet ederdi, yedirirdi, elindekini paylaşırdı onunla. Sana tavsiyem, dese ki, bunu geldi. Aa Hasan abi bu bıçak ne kadar koş. Eğer hakikaten ciddi şeyin yoksa, yiyip bitilecekse, yani bir de şey, ver onu. Ver onu, yapma. Yani zaten bitecek bu. Ciddi şey değilse. Ama istismar da olma. O da sünnette yok. İstismar da olma. Akma, evet. Ama hakikaten bak yani. Hem muhabbetine sebep olacak. Hem onun ihtiyacı olacak. Baktım ki hakikaten bunun ihtiyacı var. Benim o kadar şey değil. Yani paylaş. Çünkü verdikçe Allah ile tövbe estağfurullah bir lazım dedi ki yarışıyorsun. Verdikçe Allah veriyor. Verdikçe veriyor. Peki vermeye alışan canını da çok rahat verir. Vermeye alışmayan canını bile veremez. Veremez ki. Nasıl verecek canını? Çünkü en kıymetli şey canı vermek. Ustad hayatını vermiş hizmete. Azrail'i de nasıl dört gözle bekliyor? Zaten hayatını vermiş ve ölecek bir şey yok ki. Mutlu akablente, mutlu ölmeden önce ölür. Zaten öldü. Yani beşeriyetiyle öldü. Dünya cihetiyle bir bağ yok ki. Peki ne şey ölecek ki daha? Neyin, ölüm neydi? Firaktı diyor. Ayrılık. Nereden ayrılacak ki? Zaten uğruna koştuğu dava Allah ve ahiret. Zaten ona kavuşuyor. O zaman ölüm korkusu bir kalbine baksın. Nereye bağlamış kalbini? Allah ve ahiretse zaten Allah şey demiş ya padişaha Hasan Can Yavuz'a. Efendim demiş sultan Rabbine kavuşma zamanı. Ve gafil demiş. Bizzat kimle beraber? Bizzat. Rahat bir şekilde bunu diyebiliyorsa. Ve sekerat anı ya. Gerçekten çok acayip bir rahat bir şekilde bunu. Bunu nasıl diyor lan? Ha şu anda derim ben. Kavun diyoruz şu anda. Yani de, kimle beraber? At sağ ol. Ya adam yaşıyor. Sekeratta demiş. Hasan Can Yavuz Sultan Selim'e demiş. Kavuşma zamanıdır demiş. Hani nedir demiş durum. Yani sultanım demiş. Yani biz ondan kimle beraberdik? Ondan uzak mıydı ki ona kavuşma zamanı? Abi gafil diyor. Yataktan ayakta olana söylüyor. Ya adam ben öyle insan gördüm ki ben yakınımda. Adamın armatur gemileri var. Sohbet ediyorduk böyle. Armatur bir arkadaşı geldi. Yeğenim dedi. Birkaç dakika, 5-10 dakika var müsaade. Şurada dedi. Otur, ben onunla bir sohbet edeyim. Armatör orada. Ondan sonra pey oluyor bu. Öyle bir ağlıyorlar ki armatör. Yani Amerika'ya şuraya buraya gemileri çalışıyor şimdi. Yani öyle bir şey anlatmak için. Hep anlatmıştım, çok etkilenmiştim. Öyle bir anlatıyor ki, öyle bir aç ki, gidip de ben şimdi bir tane ekmek alıp buna ekmek veresim geldi. O kadar aç. Oysa
gemileri çalışıyor ya. Peki nedir o? Hırs deyip de geçme. Allah ile doymayan bir kalp, Allah ile doymayan bir kalp hiçbir şeyle memnun olamayacaktır. Ela bi zikrillahi tekmenin kulup ya. Allah ile memnun olmamışsa hiçbir şeyle memnun. Allah ile doymamışsa hiçbir şeyle nasip Allah'a doymayacaktır. Devamlı aç, muzdarip, izdirap içindedir. Hakkını günahda biliyorsa. Ha, mesela aç ve fakir şefkat tefekkürle mesleğiniz. Aç nedir biliyor musun? Aç, Allah'ı var eder. Fakir ise Allah'ın serveti nesi varsa Allah'ın zatına at. Fakirlikle de samediyetin aynı oluyor. Allah'ın mülkü senindir gör oluyor. Atsiyetin mesela hiç deyimle övünüyorum demiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Fakrullah. Fakrimle övünüyor. O böyle mal mülkü şey değil. Hiçbir belirleniş yok. Vücudunda Adem, Adem'inde vücut vardır diyor ya. Bak aç, Allah'ın zatını var eder. Tabi yani bizde ortaya çıkarır. Fakirlik ise Allah'ın samediyetini, yani kulu vallahu ehad atiyetiyle, Allah'u samet insan fakirliğiyle. Peki tefekkürle ne yapar? Tefekkürle hadiselerin, dünyevi hadiselerin şeyinden çıkılma, ondan sıyrılmaya vesile olur. Tefekkür. Tamam, huzurdur. Şefkat nedir? Rahim ismine olduğu için o iman ve ahiretle dünyada yaşar. Ahirette ümitli yaşıyor. Mesela sila-i rahim. Sıla bağdır. Sila, rahim nedir? Rahimim onayladı bir bağ. Müminler arasında. İşte at, fark, şefkat, tefekkür böyle. Bir de teslim, tevekkül, itimat ve kanaat. O Kastamonu'da anlatıyor. Kanaat. Bu o kadarcık öyle ezber konuşuyoruz ya. Mesela ezber konuşuyoruz. Mesela sultanın dediği gibi. Biz kimle beraberdik ki diyormuş. Ama adam sekeratta bunu diyebiliyor. Onun için bir insanda iman var mı? Ona özel. Mesela cennette şurada burada ben Peygamber Aleyhisselam'ın en çok özendiğim, en çok gıpta ettiğim, tabii ki örnek ya bize. Mesela hasta başka, hasta başka. Ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok imanına hastayım. Nasıl bir iman? Numune yok, misal yok, model yok, örnek yok hiç kimse yaşadığı dönemde. İlk ve son yapıyorsun her şeyi. İlk ve son söylüyorsun her kelamını. Bütün davranışların, bütün tarihler üstünde en mükemmel bir model olacak. Öyle bir şey olur mu? Ya. Ben bu risaledeki bu vasfını peygamberin anlatacağım. Belki 1000 defa yaptım, 100.000 defa da yapacağım. Tereddütsüz. Mesela ilk defa söylüyor. 23 sene sonra ey ashabım ben bunu değiştiriyorum. Ben bu sözü değiştiriyorum. Ben bu fiili değiştiriyorum. Nasıl ilk fermanı başlatmışsa fermanı, nasıl aşağıdan düğmeyi ilk atmışsa doğru, yukarısı da doğru çıkıyor. Yani zannediyorum, tahmin ediyorum herhalde muhtemeldir bu olsa gerek doğru. Dememiş. Bu budur. Bu da nasıl bir iman ya? Mesela dübedere geliyor. Diyor ki ben İslam'dan önce çocuğumu şuraya attım. Yani gel, sen peygambersin demek istiyor, tamam mı? Tafsilat orada yok, mektubatta. Kitaplarda var, kitapsızlığı. Dua edelim ya Resulallah, vicdan beni yiyor, onu dua edelim de dirilsin. Eğer haşa, 100.000 defa haşa, kendi uydursaydı bu dine ne diyecekti? Ya şey yani gitti de cennete gitti de şöyleydi de böyleydi, öyle değil. Hadi kalk gidelim oraya, ne yapalım? Çağıralım gelsin buraya. Eğer haşa bu dini kendisi uydursa böyle diyebilir mi? Nasıl kendi uydurdun, böyle bir şey yok mu? Ahireti o anda görüyor, orada olduğunu kesin biliyor, çağırıyor, geliyor. Geliyor, diyor ki, peygambere selam veriyor. Anne babanı demiyor. Hayır diyor, ondan daha hayırlısı burada. O da duyuyor. Adam da memnun oluyor. Adam niye memnun oluyor? Çocuk daha iyisini buldurdu dedi. Rahat et. Babası rahat et.
Yani dünyadayken orayı seyrediyorlar, onlarla konuşuyorlar. Adam ölmüş kalkmış, onlarla yemek yemiş. Onların, yani bu olayı okurken öyle düşünme. Kalkmış mucize, öyle düşünme, farklı bir şey söyleyeyim. Şimdi sen yemek yiyorsun, adam seninle savaşırken bir saat önce öldü. Ölen adam orada getirdiler gömecekler. Kalkıyor elbisesine, cübbesine, geliyor seninle yemek yiyor. Peygamberin duasıyla. İmanın ne olur senin? Sahabe böyle.